Kur'an şöyle bir ayrım yapar abi. Bir, izi silinenler. İki, izi sürülenler. Dinin yaşaması o inancın değerlerini yaşayan müntesiplerine bağlı. Din zaten sürdürülebilir ve hayatta karşılığı olan kavramlar ve kelimeler üzerinden kendini devam ettirir. Hazreti İbrahim'in kelimelerle imtihan edilmiş, yani tasavvuru inşa edilmiş, sonra insanlara imam kılınmıştır. Bunu biz Bakara suresi 124'te okuyacağız. Eğer dinin içerisinde sürdürülebilirliği sağlayan kavramlar, kelimelerin içi boşaltılırsa o din ne dini olur? Ölüler dini olur. Ataları körü körüne taklit etmek, kavramların ne dediğini anlamadan sadece kabuklarıyla uğraşmaktır. Atam öyle yaptı, ben de öyle yapayım. Atan niçin öyle yaptı? Bu artık o kelimenin kavramsallaşıp içine girmekle alakalı bir sorgulama. Kavramları satanlar aslında dinin ve Resul'ün izini yok edenlerdir. 83. Ve muhakkak ki İbrahim de onun Şia'sındandı. Evet, Şia kelimesi yayılmak ve güçlenmek anlamına geliyor. Eşşia maslarından türetilmiş, yandaş ve taraftar anlamı sonradan kazanmıştır. Dildeki kullanımı nötr bir kullanımdır. Kelime bazı yerlerde olumsuz vurgu taşır. Buradaki gibi bazı yerlerde de olumlu gelir. Mesela Rum suresi 32'de de olumsuz olur. Kelime ile Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un iyilik ve ihsan soyundan olduğu, yani onun izinden gittiği ifade edilmiştir. Peki niye bu iki Resul seçildi? Çünkü bunlar ataların dinini sorguluyorlar. O yüzden bu seçiliyor. Bu iki Resul'ün özellikle sembol olarak seçilmesi sebebi bu. Çünkü Nuh kavminde de 5 tane put var. İbrahim'in kavminde de şimdi okuyacağız o putların kırılmasını. Evet. Hz. İbrahim'in nüzul sürecinde ilk olarak A'la suresi 19. ayette isim olarak biz okumuştuk. Suhufu İbrahim, Suhufu Musa şeklinde. İbrahim ve Musa'ya verilen suhuflarda da bunlar vardı diye. Sonra Meryem suresi 41-50'de, ardından Şuara suresi 69-87 ayetler arasında Hz. İbrahim'in hayatından kesitler okuduk. Bundan sonraki süreçte Sa'd suresi 45, Zariyat, 24, İbrahim 35. ayetlerde de gene Hazreti İbrahim'in anlatımına Kur'an-ı Kerim örnekliğine devam edecektir. 84. Hazreti İbrahim nasıl gelmiş Rabbine? O Rabbine selim bir kalp ile gelmişti. Öldükten sonrasını mı kastediyor? Hazreti İbrahim atasıyla, kültürüyle, babasıyla imtihan ediliyor. Sıkıntılar çekiyor bir arayış içerisinde. Ve bunlardan selamete çıkarak diyor ki ben Rabbime bir yol tutacağım. Şimdi onu da okuyacağız. Ben Rabbime gideceğim. O beni dalaletten kurtaracak diyor. Demek ki bunları hallettikten sonra, kalbindeki tüm o sıkıntıları, soru işaretlerini hallettikten sonra dalaletten kurtulup hidayete ermiş olur. Şimdi kalbi selim terkibi, selamete ulaşma, teslim olup sükuna, huzura erme manasındaki selim kelimesiyle kalp kelimesinin birleşiminden oluşuyor. Bizce buradaki kalbi selim ile kastedilen körü körüne ataların izinden gitmemek için onları sorgulamak. Okuduk. 69-70'de okuduk vaazın başında. Aklını ve duygularını şirk sisteminden selamete çıkarmak. Kainat ve yaratılış üzerinde düşünüp duygu ve yargılarda inkılap gerçekleştirebilmek. Ahlak ve edep yönünden gayri ahlaki ve gayri insani tutum ve davranışlardan yüz çevirmektir kalbi selim. Şimdi selim bir düşünce ve bakış nasıl kazanılacağını genç İbrahim örneği üzerinden Rabbimiz bize anlatacak. Yani kalbi selime ulaşmak için her zaman doğru hamleleri yapacaksın diye bir şey yok. Hatta yanlış yapa yapa kalbi selime ulaşıyorsun. Aynen. Zaten kalbi selim olan adam doğruları yapar. Bu daha henüz o aşamaya gelmediği için düşe kalka öğrenerek o kamil noktaya Hazreti İbrahim ulaşıyor ve Resul seçiliyor. Yani emeklemeden yürüme olmaz. Şimdi 85'e geçelim. Yani Hazreti İbrahim nasıl emekledi? Nasıl zorluklar çekti? Onun sonunda nasıl kalbi selime ulaştı? Şimdi onu okuyacağız. Babasına ve kavmine demişti ki genç İbrahim. Burada henüz daha genç çünkü ilerleyen 100. ayette ona bir evlat verdik, ona bir aile verdik diyecek. Yani daha evlenmemiş, çocuğu yok, eşi yok. Genç İbrahim babasının yanında. Babasına ve kavmine demişti ki nedir bu sizin taptıklarınız? Hazreti İbrahim'in yaşadığı dönem göz önüne alındığında toplumun bütün siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının şirk esasları üzerinden kas sistemiyle kurulduğu anlaşılmaktadır. O dönemde putlara, güneşe, aya, yıldıza, kısaca Allah'la beraber çevrelerinde gördükleri, kendilerine cazip gelen, üste ve yüce olan
yüce olarak gördükleri ve tam olarak anlayamadıkları. Yani bu güneşin çalışma mekanizması nasıl? Bu yıldız nasıl parlıyor? Yakıtı nedir? Bunun gibi kainat kitabında tam anlayamadıkları konular büyük bir boşluk oluşturuyor. Bu boşlukların içinde dinler, inançlar, mitolojiler dolduruyor. Şimdi biz Ay'a gittik, ayağımızı bastık, inceledik. Tamam, bunda öyle bir anormal bir şey yok. Bu Allah'ın bir ayeti olarak görmeye başladık değil mi? Ama eski insanlar öyle değil. Onu bir ilah zannediyor. Ona bir güç atfediyor. Ne ulaşabiliyor, ne eline ne zarar verebiliyor. O onun için çok üste, çok yüce bir varlık gibi görüyor. O yüzden onlara tapma eğilimleri, yani cehalet şirki doğuruyor. Çok tanrılı bir toplum yapısı vardı. Aslında bu yapı o toplumun taklitçi bir bakış ve sürü güdüsüyle hareket eden beşerlerden oluştuğunu gösteriyor. Yani babam böyle yaptı, ben de böyle yapıyorum. Ya baba niye öyle yaptı? Sen niye bunu yapıyorsun? Diye bir sorgulama yok İbrahim'in yaşadığı toplumda. 86. Allah'ın aslında ilahlar, min dunillah, Allah'la beraber değil aslında aşağısında, ilahlar uydurmayı, bu uydurma da ifk kelimesiyle ifade edilmiş, iftira da olur. Yani sen biri hakkında asılsız bir şey uydurursun, ona iftira deriz. Allah'ın aslında ilahlar uydurmayı mı irade ediyorsunuz? İstiyorsun değil. İstemek içeride olur. İrade etmek nedir? O içeride olanın artık hayata geçmesidir. 87'ye geçelim. Yani siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Buradaki zan kelimesi tercih edilen inanç ve kanaat demek. Bu kanaat bilgisizlikten kaynaklanan şek, kuşku ve sanı olabileceği gibi bilgiden kaynaklanan yakin, yani kesin bilgiye de dayanabilir. Kur'an-ı Kerim'de zan bu manada iki manada da kullanılmış. Her iki şekilde de kullanılmış. Necim 23, Kıyamet 25, Hakka 20, Saat 24 ve Kehf 36. Bu kavim örnekliğinde de görüldüğü gibi mahlukatı anlamayarak, hani yıldız ve güneş örneğini verdik ya, mahlukatı anlayamamak kişiyi yaratanı da anlamamakla sonuçlanan bir sürece sokuyor. O yüzden bir mümin kainat kitabını çok iyi bilmeli ki Allah'ı gereği gibi takdir edebilsin. Cahiller Allah'ı gereği gibi takdir edemez. Çünkü Allah'ın ayetlerini daha henüz bilmiyor. Yani bir biyolog hücreyi inceleyerek, vücudu inceleyerek Rabbi bulması başka bir şeydir. Biyolojiyle hiç alakası olmayan bir adamın durup da böyle ağaçlara bakıp Rabbi anlaması bambaşka bir şeydir. Birinde deliller, ispatlar, tahkik edilmiş bir emek verilmiş bir süreç varken diğerinde sadece atadan babadan gördüğü duygusal bir iman var. Diğeri daha bilinçli bir imana sahip. O yüzden kainat ayetlerini çok iyi bileceğiz. Böylece onu yaratanı gereği gibi takdir edebileceğiz. 88'e geçelim. Burası çok önemli. Böylece yıldızlara bir bakışla baktı. Yani yıldızlara bir nazar etti. Şöyle göz ucuyla bir bakıyor. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben neyim? Hastayım. Diyor. Hastayım. Hastayım mı? Burada öyle yazmış ama. Hasta değilsin, sağlıklısın. Birine ben hastayım der misin? Yok demezsin. Bu yalan olmaz mı? Bir strateji mi var burada? Sen bir strateji yapmak için insanlara yalan söyler misin? Bilmiyorum işte, ben onu burayı şu an çok merak ediyorum. Yalanla hakikate ulaşılır mı? Bu ayette önce hastalık maraz şeklinde meallendirip sonra da Hazreti İbrahim'in yalan üzerinden sinsi planlar kurduğuna dair açıklamalar yapılmıştır. Tefsirlerde, bazı kaynaklarda bunları okuyabilirsin. Bunlar Tevrat kaynaklı iftiralardır. Zira sakim, maraz hastalıktan farklıdır. Sakim mi geçiyor? Sakim geçiyor. Allah Allah. Maraz geçmiyor. Maraz geçmiyorsa sen niye hastalık diye meallendiriyorsun? Peki sakim nedir? Sakim. Yanlış, hatalı, bozuk, sakat gibi manalara gelmekte. Türkçemizde sakamet olarak bunu kullanırız. Mesela efkâr-ı sakim, bozuk, sakat fikirler demektir. Yani bir adamın sakat olması o adamın hasta olduğunu göstermez. Sakat başka bir şeydir. Hasta başka bir şeydir değil mi? Bu kelime Kur'an'da bir de nerede geçmiş? Aynı bu surenin 145. ayetinde ikinci kez geçmiş. Peki orada kim adına geçmiş? Issız bir sahile bitkin halde çıkan Hazreti Yunus için tekrar kullanılmıştır. Yani Hazreti Yunus sudan boğuşarak sahile çıkıyor. Orada hasta mı? Grip mi olmuş Hazreti Yunus? Hayır, bitkin olarak çıkıyor. Yalanmış. Bitkin, yorgun, bıkkın. Peki biz orada bitkin diye meallendiriyoruz sahile çıkışını. Burada hasta diye meallendiriyoruz. Kelime aynı.
O zaman bizim buradaki mealimiz şöyle olmalı. Bunun üzerine dedi ki, muhakkak ki ben bitkinim. Bu kadar. Bitkinim, hastayım değil. Peki buradan anlatmak istenen ne? Genç İbrahim ailesinden başlayarak çevresindekileri uyarmaya, düşündürmeye çalışmış, yaptıkları akıl dışı kulluklarla mücadele etmiş ve en sonunda sorgulama yapmamalarından yorulmuştur. Aynı Hazreti Nuh gibi. Rabbim ben bittim, sen yetiş. Burada da Hazreti İbrahim diyor, ben bıktım sizin diyor bu cahilliğinizden. Bu taşların önünde eğilip kalkmanızdan, onlardan medet ummanızdan. Ben bıktım demiş oluyor. Yoruldum yani. Tükendim. Burada bitkinliğini ve tükenmişliğini ifade ederek bu mantıksızlıktan bıktığını da itiraf etmiş oluyor. Bu onları uzaklaştırmak için uydurulmuş bir hastalık beyanı değil, içinde bulunduğu halin itirafıdır. Bu kadar basit. Şimdi 90'a bak abi. Böylece arkalarını dönüp ondan yüz çevirdiler. Neden? Genç İbrahim'in isteksiz ve mukavemetsiz tavrı tartışmaya mahal vermemiştir. Üf, usandım artık senden. Dediğin zaman adam artık seninle tartışmaz. Çünkü mukavemet göstermiyorsun. Zira çoğu çekişme zıtlaşmalardan beslenir. Sen zıtlaştıkça o adam o tartışmayı uzatır. Ama bir taraf geri adım attığı anda artık o tartışma biter. Uzatmazlar. 91. Onların ilahlarına gizlice gidip dedi ki, yemiyor musunuz? Bıkmış ya artık. Tükenmiş ya. Gidip kendi kendine orada böyle bir sesli düşünüyor. 92. Size ne oldu? Konuşmuyor musunuz? Yani insanları uyarmaktan bıkmış. Gidip orada bu şekilde o duygusallığını dışarıya yansıtıyor genç İbrahim. Buradaki raga kelimesi üzerine varmak, ila harfi cerri ile gizlice karşılamak, yönelmek, temayül göstermek gibi anlamlara geliyor. Yani puthaneye, mabede Hazreti İbrahim legal yollardan değil, illegal yollardan giriyor. Kelimenin temelinde bir gizlilik var çünkü. Sen camiye gizlice girer misin? Ön kapıdan girersin değil mi? Eğer o putlara tapmak istiyorsan kiliseye veya başka bir mabede legal yoldan girersin. Pencereden, arkadan, kimseye görünmeden girmezsin. Demek ki bir şeyi saklıyorsun sen. Bir şey yapacaksın. Burada genç İbrahim'in legal yollar ile mücadeleden erken bıkıp tükendiğini ve illegal olarak mabede gizlice girdiğini anlamaktayız. Yani putlarla ilgili inançta ben seninle sözlerle mücadele ediyorsam, kelimelerle mücadele ediyorsam bu legal yoldur. Meşru yoldur. Çünkü fikirlerle seninle mücadele ediyorum. Fakat illegal bir yola tevessül edersem böyle yaparım. Yemeyen, içmeyen, hareket etmeyen insanların kendi elleriyle şekillendirdiği heykellerin önünde saygıyla durmak, onlardan medet ummak tam bir akıl tutulmasıdır. Hangi zaman, hangi dönemde yapılırsa yapılsın. Kur'an konulara pragmatik ve akılcı yaklaşarak idolleştirilen nesnelerin zihinde oluşturduğu o hiyerarşik dizilimi de alt üst etmektedir. 93. Böylece üzerlerine gizlice gidip sağ eliyle vurdu. Darben bil yemin. Şimdi ayette geçen yemin ifadesinden dolayı sağ elini, yani var gücüyle sağlam bir darbe indirdi anlamına geliyor. O kadar içinde hınç beslemiş ki genç İbrahim, o hınçla, o duygusallıkla sonunu düşünmeden bir müdahalede bulunuyor. Sağ eliyle güçlüce vuruyor. Bunun devamını biz Enbiya suresi 63'te okuyacağız. Ve bunun üzerine ne yapmışlar? Hızla onun üzerine üşüştüler. Bak o bölgeyi, o anlatılan kısmı atladı burada. O detayı vermedi. Peki, putlara yaptığı sorgulamada genç İbrahim zarar görmüş müydü? Babasına karşı konuşmasına da. Babası sadece onu tehdit ediyor. Diyor ki benden uzaklaş, seni taşlarım. Aynen. Ama fiziki bir zarar görüyor mu? Yok. Görmüyor. Peki, genç İbrahim'in görüşlerini cebir ile ifade ettiği anda cebirle karşılık bulmuştur. Bu anlamda genç İbrahim'in buradaki hareket tarzı örnek alınması gereken bir hareket tarzı mıdır? Yoksa ibret alınması gereken bir hareket tarzı mıdır? Tabii. Bak hemen üzerine üşüştüler. Bu anlamda genç İbrahim'in buradaki hareket tarzı örnek alınması değil, İbret alınması gereken bir hareket tarzıdır. Hmm. Hazreti Adem'in yaptığı hatadan biz ibret alıyoruz değil mi?
Yani Allah'ın yasaklanması, yasakladığı bir ağaca yaklaşması örneği üzerinden bize bir şeytana uyulmaması, ibret alınması gereken bir kıssa anlatılıyor. Burada da Hazreti İbrahim üzerinden ibret alınması gereken bir kıssa anlatılıyor. Çünkü burada genç İbrahim, henüz daha vahiy almamış. Henüz daha arayışta. Esasen bu hamle o putlara kulluk edecek kimse kalmadığında yapılması gereken bir hamledir. Zira kalpteki putları kırmadan fiziki putlara saldırı yanlıştır. Hazreti Muhammed Mekke'yi fethedip Kabe'nin çevresinde müşrik kalmayıncaya kadar putlara dokunmamıştır. Ya ne zamanki müşrik kalmadı, sonra gitti putları devirdi. Genç İbrahim'in yapması gereken buydu. O yüzden başarısız oluyor genç İbrahim. Bu niye anlatılıyor Allah Resulüne? Sakın sen de onun gibi yapma. Yoksa seni ateşe atarlar. Şimdi 95. ayetimize geçtik. Dedi ki, siz yonttuğunuz şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Genç İbrahim haklı olmasına rağmen başarıya ulaşamamıştır. Tıpkı kardeşini öldüren Kabil'e karşı Habil'in hayatını kaybetmesinde olduğu gibi. Burada bahsettiğimiz her zaman haklı olmak, haklı bir söylem ve tasavvura sahip olmak yetmeyebilir. Bir de bu erdemleri yaşatabilecek güce sahip olmak lazım. Burada bahsettiğimiz güçlülerin erdemi değil, erdemin gücüdür. Kur'an Enfal suresi 60'ta şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Savaş için besili atlar hazırlayın. Niye? Çünkü sizin haklı olmanız, sırat-ı müstakimde olmanız kazanacağınız manasına gelmez. Savunmanızı güçlendirin. Var gücünüzle hazırlık yapın ifadelerinin sebebi bu. Yani haklı olmanın mutlaka savunma ile desteklenip güç kazanılması gerektiği Kur'an'da öğütlenmiştir. Habil haklıydı, Kabil haksızdı. Ama ne yaptı? Kabil Habil'i öldürdü. Ne yapacaksın? Tedbirini alacaksın. Güçlü olacaksın. Başkasının zararından kendini koruyacaksın. Sadece erdemlere sahip olmak, erdemlere müntesip olmak yetmez. Bir de o erdemleri doğru strateji ve doğru güçle savunmak lazım. Burada Hazreti İbrahim'in etrafında kimse yok. Ne yapacaklar? Başına üşüyecekler. Öyle de yapmışlar. Öyle de yapıyorlar yani. Ve sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yarattı diyerek Hazreti İbrahim aslında toplumu hala o kendileri de çünkü Allah'ı kabul ediyorlar. Allah'ın dununda ilahlar edinmişler. Hepinizi Allah yarattı. Bu taptığınız şeyleri de Allah yarattı deyip bir bütünleştirme çabasına giriyor. 97. Dediler ki onun için yüksek bir bina inşa edin. Kimin için? Genç İbrahim için. Kim dedi? İşte o putların başındaki o rahipler. Ondan sorumlular. Bu din grubu o kadar güçlü ki istediğini asıyor, istediğini yakıyor. Kilise de bunu yapmadı mı Engizisyon'la? İstediğini çarmıha gerdi, istediğini idam ettirdi. Yani dinin toplum üzerinde, yöneticiler üzerinde böyle bir etkisi var. İşte bu büyücü sınıfı, ruhban sınıfının böyle bir gücü var. Bak, genç bir çocuğu yaktıracak kadar bir güce sahipler. Sen ilk önce bu gücü kıracaksın. Veya bu güce karşı alternatif bir güç üreteceksin. Sonra mücadeleni yapacaksın. Yüksek bir bina inşa edin. Böylece onu alevle yanan ateşin içine atın. Şimdi burada ne var? Linç kültüründeki ilkel kabile, hiyerarşisiz, hak ve hakikatler etrafında tek yaratıcı önünde birleşeceğine ne yapmış bu linç kültürü? Genç İbrahim'i infaz edip intikam almaktan başka bir şey düşünmemiştir. Buradaki yüksek bina aslında aciz putları korumak için ona inananların bakış açısını da göstermektedir. Eğer senin inancın değerler üzerinden kendini ortaya koyan bir inançsa varlığını sürdürmek için cebre ihtiyaç duymaz. Allah'ı korumak için yüksek binalar yapmana gerek kalmaz. Ateş yakmana gerek kalmaz. Çünkü sen soyut bir kavrama inanıyorsun. Değerlere inanıyorsun. Bağnaz kafa kendileri gibi düşünmeyen genç İbrahim'in infazından sonra bile o infazın binasını kullanarak düşünen ve sorgulayanlara sürekli gözdağı vermeyi amaçlamıştır. O yüzden bina yapın diyor. Yani bir dar ağacı kurun değil, geçici bir şey değil. O bir sembol olarak orada kalacak. Bir daha putlarımıza karışırsanız size İbrahim'i anlatırız. İbrahim'i biz böyle yaptık diye. 98. Böylece ona plan hazırlamayı irade ettiler. Bak, fe'eradu. Aynı ifade burada da geliyor. Yani istemek değil bu. Bu artık yavaş yavaş binayı yükseltmek, bu infazı gerçekleştirmek için
hamleler yapmak, hayata geçirmek manasına geliyor. Yani böylece ona plan hazırlamayı irade ettiler. Bunun üzerine onları esfelin kıldık. Yani bu sadece düşüncede bir istek olsaydı esfelin olmayacaklardı. Ne zaman ki hayata geçirdiler, esfelin kıldık onları. Şimdi esfel ne demek? Esfere safirin. O Tin suresinde vardı. Esfel kelimesinin manası sefil. Sefil, pek bayağı, pek alçak, aşağı taraf, alçak gibi anlamlara gelmektedir. Yani hem maddi manası var, hem de manevi manası var. Toprak mesela aşağıdadır, esfeldir. Burada manevi manasını ifade ediyor. Onları esfel kıldık. Onlar yüksek bina. Yüksek bina yapıyor, yüksek. Allah onları esfel kılıyor. Yani çok güzel bir manası var. Bu ayette itibarın düşmesi, azalması manasına gelir. Yani bizim Türkçemizde kullandığımız ne biliyor musun abi? Rezil oldular. Rezil rüsva oldular. Zira aşireti güçlü olmayan, aşireti bile yok, babası bile sahip çıkmamış, zenginliği olmayan tek bir genci bile infaz etmeyi bu adamlar ne yapamamış? Becerememiştir. Kur'an'da İbrahim'i ateş yakmadı veya İbrahim yanmadı şeklinde bir ifade yoktur. Onun yerine ne var? Enbiya suresi 69'da biz ey ateş İbrahim'e serin ve esenlik ol dedik. Biz bak çoğul kullanıyor. Ben değil. Bir anda pat diye ateş serin ve esenlik olmamış. Bir süreçle olmuş. O binayı sen pat diye dikebilir misin? Ankebut 24'te ne diyor? Allah onu ateşten kurtardı. Bak ateşte yanmadı. Ateş onu yakmadı demiyor. Bir plan kurmuşlar. O planı hayata geçirmişler. Fakat o plan bitmeden onlar rezil rüsva olmuşlar. Esfel olmuşlar. Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığına göre genç İbrahim ateşe atılmak istenmiş ve bu istikamette planlar, tuzaklar yapılmıştır. Buradaki kayıt plan manasında. Yüksek bina inşasına başlanmış ancak bu planlar gerçekleşmeden yarım kalmıştır. İbret-i alem için yapılan ancak abartılan hazırlıklar genç İbrahim'in kaçması için ona zaman kazandırmaya vesile olmuştur. Onu yakmak için kurulan plan ve düzenek onun kaçmasını kolaylaştıran, ona esenlik sağlayan bir sebebe dönüşmüştür. O yüzden ateş ona esenlik oldu. Yani bu infaz metodu onun kaçmasına, onun buradan kurtulmasına vesile oldu. 99 ve dedi ki muhakkak ki ben Rabbime gidenim. Gördün mü abi? Nereye gidiyor? Ben Rabbime gideceğim. O beni hidayete erdirecek. Bak orada hidayet kelimesi var. O beni hidayete erdirecek. Peki. Tuzaktan kurtulan genç İbrahim yaptığının yanlış olduğunu, az kalsın ölümüne sebep olan bir dalalet olduğunu bu ayette itiraf etmiş ve dileğini, umudunu, duasını o beni hidayete erdirecek sözleriyle tamamlamıştır. Genç İbrahim'in ikinci isteği yeni bir yuva ve evlattır. Onu da 100 ve 101'den okuyoruz. Böylece bana salihlerden bağışla, hibe et. 101. Böylece onu halim bir oğlanla müjdeledik diye devam ediyor pasaj. Hazreti İbrahim kıssasını anlatıyordu bu bölüm. 100. ayetimiz mealen şöyle. Hazreti İbrahim, Rabbim bana salihlerden hibe et şeklinde bir duası yer alıyor burada. Kur'an-ı Kerim'de bazen nebilerin konuşmaları, bazen müşriklerin konuşmaları, bazen meleklerin konuşmaları, bazen cennetliklerin, cehennemliklerin, bazen de Allah'ın konuşması şeklinde farklı cümleler, farklı kişilere ait cümleler, diyaloglar bize aktarılır. Şimdi burada hibe kelimesi geliyor. Hibe kişinin kendisine ait veya başka bir şeyi herhangi bir karşılık düşünmeden başkasına vermesi anlamına gelir. Kelime fiil olarak vehebe kökünden türüyor. Allah'ın da el-vehhab diye bir esması var. Kur'an'da Allah için kullanılan bu kelime hiç karşılık beklemeden bolca veren manasına geliyor. Furkan suresi 74. Genelde evlat isteme bağlamlarında bu kelime kullanılmış. Bir de salih var. Bana salihlerden hibe et. Salih kelimesi de kökü sulhtur. Sulh ve salah Arap dilinde bozgun, nefret, kötülük, kavga, çekişme, didişme gibi ifadelerin tam zıt kavramıdır. Salih amel de ıslah eden, hedefi ıslah olup kendisine ve başkasına faydası olan amellerdir. Genç İbrahim
şirkin oluşturduğu o köle sistemi ve faydasız amellerden, boş ritüellerden o kadar bıkmıştır ki insanlığın faydası için ıslah edici bir evlat ve salih bir yoldaş istemiştir. Şimdi 101'e geçelim. Böylece onu halim bir oğulla müjdeledik. Şimdi Hazreti İbrahim yukarıda ne dedi? Bana salihlerden hibe et. O zaman salihlerden olmak istiyorsan ne olacaksın abi? Halim olacaksın. Başka çaresi yok. Bu ifadeden Allah'ın Hazreti İbrahim'e hemen müjde verdiği şeklinde bir anlam çıkartmak doğru mudur? Çünkü yukarıda ateşle kurtuluşundan bahsetti. Hemen evlat istedi. Arkasından hemen evlat verildi mi? Kur'an-ı Kerim'in üslubu budur. Her zaman atlamalı bir üsluba sahip. Yani 15-20 yıllık, 30 yıllık süreleri iki satırda atlar. Burada da tam onu görmekteyiz. Neden? Çünkü İbrahim Suresi 39 şöyle. Nitekim ihtiyarlık çağımda, altını çiziyorum, bana İsmail'i ve İshak'ı hibe eden Allah'a hamdolsun. Burada genç İbrahim bir şey istiyor. Onun duasına ihtiyarlık çağında icabet ediliyor. Tabii ki bunun da bir hikmeti olsa gerek. Şüphesiz Rabbim duayı iştendir diyor İbrahim Suresi 39. Yani biz dua ediyoruz, duamız niye hemen kabul olmuyor diye bir kaygıya girmememiz lazım. Genç İbrahim bir dua etmiş, kaç yıl sonra o duasına icabet edilmiş. Zaten müjdeledim değil de müjdeledik ifadesi çoğul bir kullanım. Yani biz müjdeledik. Farklı unsurlar ve bir süreç sonucunda bu müjdenin geldiğini anlıyoruz. Bu farklı unsurlar neydi? Resul elçiyle Hazreti İbrahim'in müjdelenmesiydi. Bu oğul İshak mı İsmail mi olduğu da tartışılmıştır. Tevrat'ta İshak yazar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman İsmail olduğu ortaya çıkıyor. Zira 112. ayette ayrıca İshak'tan tekrar bahsedilecek. Burada demek ki İsmail'den bahsediliyor. Artı okuduğumuz İbrahim suresinin 39. ayetinde bana ihtiyarlık çağında İsmail'i ve İshak'ı hibe eden şeklinde bir sıralama yapmış Kur'an-ı Kerim. Yani küçük kardeşi ön almasına bir gerek yok, bir hikmeti de olmaz. Tabii burada sıralamış. Bir de Enbiya suresi 85'te İsmail'in sabredenlerden olduğundan bahseder. Yani orada 3 tane Resul'den bahseder. O 3 Resul'ün de sabredenlerden olduğundan bahseder. Buradaki evlat da al emrolunanı yap, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Yani Hazreti İsmail'in sıfatı burada da gene tekrar edildiği için, orada İshak'tan bahsedilmediği için buradaki evladın İsmail olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hilim, yani halim olma. Rahmeti merhameti, yumuşak başlılığı, hoşgörüyü, affı çağrıştıran bir kelime. Kısaca bu kelime için kendisine yapılan kötülükten dolayı intikam alma veya ceza kesme hedefi olmayan, zamana yayarak acele ile karar vermeyen kimseye deniyor. Kur'an-ı Kerim'de 15 kez geçiyor. Bunlardan 3'ü hariç, diğerlerinin hepsi Allah'ı niteliyor. Çünkü Allah'ın da El-Halim diye bir Esma-i Hüsna'sı var. Şimdi insan için 3 yerde kullanılıyor Halim sıfatı. Nüzul sürecinde ilk olarak burada kullanılıyor. Bir de Hud suresinde Hazreti İbrahim için kullanılıyor. Demek ki Halim bir babadan Halim bir evlat yetişiyor. Bu iki ayetten salihlerden olmanın ilk şartının Halim olmak olduğu anlaşılmakta. Nasıl? İnsanlar hakkında aceleyle olumsuz hükümler vermek, onları yaptıkları yüzünden tekfir edip aşağılamak, hizipler oluşturmak, tefrika ve nizalaşmaya sebep olacaktır. Artık bu tür insanlardan, yani sulhu, yani barışı, selameti destekleyen salih ameller sadır olmaz. Çünkü adam sürekli tekfir ediyor, sürekli ceza kesiyor, sürekli had bildiriyor. Bu adam artık salih amel yapabilir mi? O yüzden halim olmak lazım, salihlerden olmak için. 102. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, müjdelendi, aradan gene bir 10-12 yıl, 13 yıl geçti. Bak iki satırda. Hazreti İbrahim İsmail'e şöyle bir ifade kullanıyor. Ey oğulcum, gerçekten ben uykumda seni boğazladığımı görüyorum. Artık bak, görüşün nedir? Dedi ki, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ayetteki diyaloğa dikkat edilirse, Hazreti İbrahim Allah bana bir rüya gösterdi demeyip ben görüyorum diyor. Bu çok önemli bir incelik. Gördüğü rüyayı Allah'tan bir ayet olarak değil de konuşulup tartışılacak, görüş alınıp verilecek bir durum olarak değerlendiriyor. Yani ey oğulcum, ben bir rüya görüyorum, görüşün nedir? Bir bak, bir düşün yani.
bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Deyip onu aslında tartışmaya açıyor. Resuller Allah'tan bir emir aldığında bu emri uygulamak için başkalarından izin istemez. Tartışmaya açmaz. Ya Allah bana böyle bir şey emrediyor. Yaşar abi, görüşün nedir? Görüşün nedir? Yapan mı yapmayan mı? Yapan mı yapmayan mı? Ne diyorsun? Ya böyle bir şey der mi Resuller? Ya. Emir olunca mı yapar? Tabii. Sadece Rab'den gelen emri uygulamak zorunda olduğunu Resuller beyan eder. Yani Allah bana böyle bir şey emretti, ben bunu yapacağım. Bilginiz olsun. Der. Görüşünle bir bak düşün gibi cümleler ile ilahi emirleri sorgulamaya ve tartışmaya hiçbir Resul açmaz. Açamaz. O zaman Allah'ın emriyle o karşıdaki kişinin görüşünü aynı kefeye koymuş olur. Hazreti Muhammed'e savaş öncesi bir rüya gösterilmiş. Onu da biz Enfal suresinin 43. ayetinden şöyle okuyoruz. Allah sana uykunda onları az olarak gösteriyordu. Ayetteki ifadeler ile bu ayetteki kullanım birinde görmek, birinde göstermek. Yani Allah Resulüne şunu demiyor. Ey Muhammed, uykunda düşmanları az görüyordum demiyor. Ne diyor? Allah lafzında kullanarak Allah sana onları az gösteriyordu. Fail kim oldu? Allah oldu. Ayetlerdeki özlü ve parçacı anlatım kendini bu bağlamda göstermekte. Birkaç ayet yukarıda Hazreti İbrahim'in ateş sayesinde ateşten kurtulması anlatıldı. Ateş sayesinde ateşten kurtulması. Burada oğul İsmail ile ilerlemiş yaşındaki diyaloğu bize aktarılmıştır. Peki Allah ileride Resul olacak. Halim bir evladı boğazlama yoluyla öldürme emrini verir mi? İnsan kesilerek mi kurban edilir? Oysa kurban kurbiyetten gelir. Ve kurbanın temel anlamı yaklaşmak demektir. Yani Allah'a kurban olan diyen insan Allah'a yaklaşmak isteyen adamdır. Yoksa boğazlanıp boğazının kesilmesini isteyen adam değildir. Kelimenin kök manası bu. Hazreti İbrahim döneminde uzun süre çocuğu olmayan ve bir süre sonra birdenbire çocukları olmaya başlayan kişiler ilk çocuklarını tanrılarına vahşi bir biçimde kurban ederdi. Böyle bir gelenek var, böyle bir kültür var. Tıpkı Allah Resulü zamanında kız çocuklarının gömülmesi kültüründe olduğu gibi. Yani bunu Hazreti Ömer bile yapıyor, düşünün yani. Bu kadar baskın bir kültür. Artı Nil taşmasın diye her sene nehre bakire bir kız ayinler ile atılırdı. Elleri ayakları bağlanırdı ve taş bağlanıp atılırdı. Niye? Nil tanrısı bizi cezalandırmasın. Yani tanrıya insan kurban ediyorlar. Böyle bozuk bir kültürde Hazreti İbrahim'in bilinçaltındaki kaygılar, endişeler, rüya yolu ile bilinç üstüne çıkması gayet tabidir ve insanidir. Bu onu Hazreti İbrahim'i onayladığını göstermez. Yani senin bir endişen var. Ne? Yüksekten düşme endişesi. Rüyanda sürekli böyle bir kayanın üstünden aşağıya düşüyormuşsun gibi hissediyorsun. Niye? Bilinçaltındaki korkular bilinçüstü pasif hale geldiğinde ortaya çıkar. Bir senaryo şeklinde sen de onu rüya olarak görürsün. Bir de burada sürekli görme var. Demek ki İbrahim, Hazreti İbrahim bu rüyayı birkaç defa görünce artık şüphelenmeye başlıyor. Şimdi bu sıkıntının örneği var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Yönettiği halkı açlıktan ölmesin diye kıtlığa karşı endişelenen bir yönetici var. Yusuf zamanındaki melik. O da 7 tane semiz ineğin 7 tane zayıf ineği yediğini görüyor. O sembolik bir rüya. Ve 7 tane başak görüyor. Ne demek? Yani 7 tane kurak yıl sizin 7 tane bolluk yılınızı yiyip bitirecek, tüketecek manasında Hazreti Yusuf bunu tabir ediyor. Hazreti İbrahim'in de bu sembolik rüyayı tabir etmesi gerekirdi. Tasdik etmesi değil. Aynı Yusuf'un yaptığı gibi. Yusuf şunu yapmadı. 7 tane zayıf inek getirin, 7 tane de besil inek getirin, bunları yan yana koyun, hadi birbirlerini yesinler. Böyle bir tabir yöntemi olmaz. Zaten ayette biz gösterdik denmiyor, ben görüyorum deniyor. Henüz çocuk yaşta olan İsmail de bunu Allah'ın bir emri zannediyor. Çünkü Resul bir babası var. Emrolunduğun şeyi yap diyerek teslimiyetini sergiliyor. Yapılması gereken rüyayı birebir taklit değil, tabir etmektir, yorumlamaktır. Şimdi 103. ayette meğerlere bakalım. Doğru meğer şöyle, böylece ikisi de teslim olunca onu alnı üzerine yatırdı. Şimdi ayette Allah'a teslim olunca şeklinde bir ifade geçmemesine rağmen maalesef meallerin çoğu parantezli veya parantezsiz olarak Allah'a, Allah'ın emrine, Allah'ın takdirine teslim oldular şeklinde ilaveler yapmışlardır. Doğrusu Hazreti İbrahim
ve oğlu rüyaya teslim olmuştur. Çünkü bir üstteki ayette rüyadan bahsediyor. Allah lafzı yok ki burada hiç. Şimdi evlada hasret, Hazreti İbrahim'e ilerlemiş yaşında hediye edilen oğlan çocuğu, hele de bu çocuk erdemli ve ileride nebi olacak bir evlat ise tam bir göz aydınlığıdır. Halil olan İbrahim'e bu güzel hediyeyi verenin uğruna evladı adanmalı, yani kurban edilmelidir. Allah'ın yolunda sen evladını adarsan evladını kurban etmiş olursun. Kurban çocuğun Allah yolunda yetiştirilmesidir. O yolda kullanılmasıdır. Hazreti Meryem de adanmış bir çocuktur. Mesela Hazreti İsmail'i kullanarak Kabe'nin temellerinden yükselterek inşa edilmesi çocuğun Allah yolunda kurban edilmesidir. Kullanılmasıdır. Görülen rüyanın sembolik karşılığı yani tabiri şöyle yapılmalıdır. Halilullah olan İbrahim'de sanki çocuk sevgisi gereğinden fazla olmaya başlamıştır veya çocuk dünyaya kurban edilmek üzeredir. Biz de bazen evlatlarımızı daha iyi bir kariyeri olsun, daha çok para kazansın diye manevi olanların dışında maddi olanlara kurban edebiliyoruz. Yani evladımızın ensesine bıçağı dayayabiliyoruz. Mahalle baskısı, çevre baskısı çocukları ya boş ver, yani namuslu erdemli biri olacağına köşeyi dönen biri olsun şeklinde bir bakışa bize sebep oluyorsa biz çocuğumuzun ensesine bıçağı dayıyoruz demektir. Artı bir de çocuklarını aşırı sevenler var. Hani ne zaman ki onlara bir evlat verdi, onlar o evladı Allah'a şirk koştular diye Araf suresinde ayet de var. Burada şu da olmuş olabilir. Yani bu çocuğa karşı olan sevgini, ilgini biraz azalt, biraz kes gibi bir tabir de yapılmış olabilir. Ve ona nida ettik. Hazreti İbrahim'e nida ediliyor çoğul tarafından, Nahnu tarafından ona nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyaya sadık kaldın. Şimdi burası nokta. Bu cümle bitti. Ona nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyana sadık kaldın. Normalde 104 ile 105 bu şekilde ayrılmaz. Nasıl ayrılır? 104 ve ona nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyana sadık kaldın denir. Bitirilir. Sonra 105 başlar. Muhakkak ki biz muhsinlere karşılığını işte böyle veririz. Bak görüldüğü gibi burada tamamen Arapça ses uyumuna bakılarak bir bölme yapılmış. Ayet bölümü yapılmış. Burada mana önemsenmeden yapılmış. Hazreti İbrahim kayıtsız şartsız rüyaya değil Allah'a sadık kalmalıdır. Muhsin bir kul olduğundan Allah tarafından biz denilen melekleri ile nida edilerek bir cinayet işlemesine, evlat katili olmasına engel olunmuştur. Neden? Çünkü İbrahim muhsin bir kuldu. Muhsin bir kul olduğu için Allah onun bu yanlışı yapmasına engel olmuştur. Şimdi 106'ya gelelim. Muhakkak ki bu elbette nedir? Apaçık kesin bir imtihan. İmtihandır. Bak şimdi Arapçasında ne diyor biliyor musun abi? Bela'un mubin. Bela geliyor. İmtihan gelmiyor. İmtihan zaten Arapça bir kelime. Fitne de imtihandır. Bak burada ne dedi? Muhakkak ki bu elbette açıklığa kavuşturan bir beladır. Bela kelimesi sıkıntı, dert, külfet manalarındadır. Türkçemizdeki kullanımı da Arapçadaki kullanımıyla aynıdır. Sıkıntı, dert, külfet. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı korkunç işkenceler bağlamında kelime belaun azim formunda gelir. Azim bir bela. Ne yapmış Firavun? Ve sizi Firavun'un ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü mahrumiyetler yaşatıyorlardı. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda azim bir bela vardır. Bakara suresi 49. Bir de Araf suresi 141'de böyle kullanmış. Bir de İbrahim suresi 6'da kullanmış. Azim bir bela. Bela bu ayette olduğu gibi mubin sıfatı ile de birlikte gelmiştir. Belaun mubin. Şu anda işlediğimiz ayette olduğu gibi. Ayrıca Duhan suresi 33'te de belaul mubin şeklinde gelmiş Arapçası. Peki mubin ne demek? Mubin kelimesi sözlükte kapalılığı ortadan kaldırıp açıklığa kavuşturmak manasındaki beyin, beynünet kökünden ifal kalıbından türemiş. Vuzuha kavuşan, açık seçik olan, açıklığa kavuşturan, açıklayan manalarına geliyor Lisanul Arab'ın beyene maddesine göre. Bu olay insan kurban geleneğini bitirmek için yaşanmış bir sıkıntı yani beladır. Ama amacı ne? İnsan kurban olayını ortadan kaldırmak. Belaya imtihan demek yanlıştır. Zira bir ayet içinde bu iki kelime yan yana sıralanır. O ayeti sana okuyorum. Enfal suresinin 17. ayeti. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Allah kendisinden ahsen bela ile onları yubliye, imtihan eder. Şimdi abi burada
Allah'a atfedildiği için, Allah müminlere verdiği için ahsen bela, belaul hasen diye geçiyor. Yani güzel bela. Bu manada Bedir gazvesi ve sonuçlarına bakıldığı zaman kazanılan zafer güzel bir bela, yani bir sıkıntı, başarı ile neticelenirse böyle söyleriz. Eğer çekilen sıkıntılar, külfetler güzel ve hayırlı şeylere vesile oluyorsa ona belaul hasen denir. Ve ona azametli bir kurbanı fidye verdik. Şimdi ayette geçen zibih, kurbanlık, kurban edilen şeyin adı. Kelimedeki zel harfi zebih şeklinde üstün olursa mastara dönüşüyor. Azim bir kurbanlık diyor. Yani azametli bir kurbanlık. Fakat meallere bak. Büyük bir kurbanlık diye bunu meallendiriyorlar. Evet. Fakat azim başka bir şeydir. Kebir başka bir şeydir. Yani eğer kebir bir kurban verdik deseydi sen onu büyük olarak meallendirirdin. Bu kelime ile kurbanlığa kazandırılan kadri kıymetin, değerin ifadesidir azim bir fidye. Yoksa bedenen fiziki büyüklüğü ifade etmez. Bazen biri bir tosun keser, diğeri ufak bir koça gücü yeter veya bir koyuna. Onun kestiği daha azim bir kurbandır. Niye? Onların etleri kanları Allah'a ulaşmaz. Senin takvan ulaşır. Sen takvayla kesmişsin. Tabii sen takvayla kesmişsin. O yüzden burada cüsse anlatılmıyor. Azime sen büyük bir kurbanlık diye meal veremezsin. Kadrinin değerinin büyüklüğü fidye olmasından yahut da kabule mazhar olmasından ötürü azim denmiştir. Peki Hazreti İbrahim'in rüyasına teslimiyeti örnek alınacak bir hareket midir? İbret alması gereken bir hata mıdır? Hazreti İbrahim'in rüyasına teslimiyeti örnek alınması gereken değil, ibret alınması gereken bir hata olduğundan mükafat yerine ayette fidye kullanılmıştır. Kurbanlığı mükafat olarak verdik demiyor Rabbimiz. Fidye diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de fidye hangi ayetlerde geçmiş, hangi bağlamlarda geçmiş? Bir de fidye kelimesi ne demek? Fidye, tutsaklıktan kurtulmak için verilen bedeldir. Hazreti İbrahim bir şeyin tutsağında, pençesinde, hatta bilinçaltındaki bu düşüncelerden dolayı da bu rüyalarına aksediyor. Bundan kurtulmak için ödemesi gereken bedeldir fidye. Geleneğin esaretinden kurtulmak için ödenmesi gereken fidyeyi de Hazreti İbrahim ödemiştir. Veya adam yemin ediyor, yeminini bozduğu için bir fidye ödüyor. Mesela boşanma durumu var, eşiyle bir sıkıntı yaşanmış, orada bir fidye ödüyor. Zihar yapıyor, bir fidye ödüyor. Yani fidyeye baktığın zaman manasına hep o bir olumsuz bir şeyden kurtulmak için ödenmesi gereken bir durum. Mesela Bakara suresi 91'de, mahşer günüyle ilgili, hesap günüyle ilgili diyor ki şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler bunların hiçbirisinden yeryüzü dolusu altın da olsa bunu fidye olarak verse de kesinlikle kabul edilmez. Yani günahlarına karşılık bir kefaret olarak bu fidye sana kabul edilmez diyor. Mesela şefaatin, fidyenin, alışverişin olmadığı gün gelmeden önce, o da yine Bakara suresi 48'de. Bak burada Hazreti İbrahim'in hatası olmasa fidye kelimesi geçmez. Yani. Ne geçer? Mükafat der. Onun yaptığı eğer örnek alınacak bir davranış olsaydı fidye demezdi, mükafat derdi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. 108. ayet ve sonrakiler arasında onu bıraktık. Yani bu anlatımı bir ibret vesikası olarak onu sonrakilere bırak. Surenin 78. ayetinde de Hazreti Nuh için kullanılan ifadenin aynısı burada Hazreti İbrahim için de kullanılmıştır. Zira Hazreti İbrahim de birçok kültürde ve inançta bilinen, değer verilen örnek bir şahsiyet olmuştur. Çoğu din mensubu Hazreti İbrahim'i kabul edip bir şekilde kendisini ona isnat etmiştir. Bunu Ali İmran suresi 67'de okuyoruz. İbrahim veya başka dinlerdeki ismiyle Abraham, Abraham işte Abrahman veya Abrahim, merhametli baba, Brahman'ın çok tanrılı dine sırtını dönen şeklinde bunu isimlendirmişlerdir farklı kültürler. M.Ö. 2000'li yıllarda yaşadığı düşünülmektedir. İslam'a göre bir nebidir ve resuldür. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre ise bir din büyüğüdür. Selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun. Şimdi buradaki selam bizim dilimizde kullandığımız merhabalaşmak mıdır? Hayır. İbrahim'e selam söyle. Bu mudur? Peki nedir? Bu kullanım Yasin suresinde şöyle tefsir edilmiş. Rahim olan Rab'den selam sözü onlara. Yani Allah onlara selam söyledi, meleğe söylüyor. Melek de geliyor diyor ki Allah sana selam söyledi. Bu değil. Buradaki selamın ne olduğuna bakacağız. Selam, barış, huzur, esenlik, saadet, af, mağfiret manalarını kapsıyor. Selam sözü ne oluyor? Selamet içinde. Evet, kurtulmanın garantisi. Selamet. Evet, kurtulmanın garantisi. Selamettesin zaten. Doğru. Bu ahiret boyutunda. Bir de dünya boyutunda var. Yani sen bir barış adamısın.
Sen selameti, sulhu insanlara yayan, bu değerlere inanan birisin. Mesela cennetin diğer adı nedir? Darusselam'dır. Vallahu yed'u illa darusselam. Ve Allah selam yurduna çağırır. Dileyeni sırat-ı müstakime hidayet eder. Yunus suresinin 25. ayeti. Hazreti İbrahim, insan onuruna aykırı olan inançlardan kendisini halis kılmış, muhlis olmuş ve halim olmayı önceleyerek bir barış insanına dönüşmüştür zaman içerisinde. Yani putları kıran, cebirle işlerini halleden İbrahim'den, halim olan, cezalandırmada acele etmeyen bir İbrahim'e zaman içerisinde kemale doğru bir terbiye, bir eğitim ve öğretim sürecinden geçmiştir. 110. Muhakkak ki biz muhsinlere işte böyle karşılığını veririz. 111. Muhakkak ki o bizim inanan kullarımızdandır.